Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonunda kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Ya bir insanın abisi yapar mı diyoruz ama maalesef yapıyorlar. Ta çocukluğundan itibaren başlayan pislikler var işin içerisinde. Diğer abisi bunu öğreniyor, diğer abisi dövüyor. Aradan yıllar geçiyor, kadına kötüsün diyorlar, hayat kadına iftirası ediyorlar. Kadın gerçekten de sevdiği adam tarafından pavyona düşürülüyor. Ve günlerden bir gün abisinin arkadaşıyla pavyonda karşılaşıyor. İnanılmaz bir hayat, dizi gibi, film gibi. Hatta videonun sonunda hanımefendinin kendi sesini de kullanacağım kendisinin izniyle. Bize yolladığı mektubu da paylaşıyor olacağım. Gerçekliğiyle ilgili şüphe olan varsa hala diye. Kurgu yapmadığımızı göstermek için biliyorsunuz arada paylaşıyoruz. Çok fazla detaya girmeyeyim. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Selamlar, kolay gelsin. Ben 43 yaşındayım. Babasız büyüdüm. 3 yaşındayken babam vefat etmiş. Annem gencecik dul kalmış o kadar çocukla. Ama köyde olduğu için çevresel baskıdan korkup evlilik yapmış. Hep aklımda olan şey, o evlendiği adam annem evde yokken hep beni döverdi. Sebebini severken o adam beni sevmez, hep döverdi. 6 erkeğin en küçük kız kardeşiyim. Babam olmadığı için abilerim baba gibiydi. Hele en büyük abim, canım ciğerim ve iki ortanca abim de esprili, beni sever, bana kıyamaz. Benim için her şeyi yaparlardı. Diğer ikisi kendi halinde normal kardeştik. Pek samimi değildik ama. Bir komşumuz vardı. Adam yaşlıydı. Sürekli bizim bahçeye bakar, bir şey isterdi. Bir tane de ablam var tabii benim. Bir gün bu adam olmadık hortumu istedi, bahçe sulayacağım diye. Ablam bana çabuk ver gel şu hortumu. Bıktık şundan dedi. Ablam zaten hep bizim paramız yok, baba yok, bizim eşyamızı istiyor. Ne diye bu çıkışırdı? Ben ablama tamam dedim. Gittim hortumu vereyim diye. Ama adam beni ellemeye, sıkıştırmaya başladı. Bağırdım çağırdım. Zaten çevik, atak ve zayıf çocuktum. Köyde ağaçlardan atlamaya alışıktım. Sanırım bu yüzden çabuk kaçtım. Neyse, bir gün en küçük abim beni elliyor, cimcik diyor, bağırıyordum. En büyük abim geldi bağırdı. Ne yapıyorsun lan çocuğa? Korkutuyorsun kızı, gebertirim seni dedi. Ben bir şey demedim. Yine evde kimse yok, okuldan geldim. Yine aynı küçük abim beni elliyor, ensemi, saçımı, belimi, popomu. Bağırdım, bu nasıl sevmek? Çünkü beni büyük abim dokunmadan seviyordu. Ortanca abim geldi. Gelmez sandığım abim nasıl olduysa Allah yolladı belki. Abim koşarak eve girdi. Ne yaptın lan sen? Çocuk bağırıyor, sesi yola geliyor dedi. Bir şey yapmadım diyor, korkunç gözüyle bana bakıyordu. Ben de korktum. Abi hep böyle yapıyor dedim. Abim de onu bir güzel dövdü. Dövdü ama ne olduğunu bilmiyordu. Sadece benim sıkılarak sevinmekten hoşlanmadığım için bağırıyorum sanıyordu. Aylar zaman geçti. Ama korkudan sonra en büyük abim beni yanına almış, ilkokulu şehirde okutmuştu. Karısını da tembih etmişti. Bacım ağlar korkarsa seni ağlatırım demişti. Dahası karısı ile birbirlerine çok aşıklardı. Abim sanırım biraz da bunu kullanarak sana olan sevgimi bitirme diyordu. Ama yengem bana çok iyi bakıp koruyordu. Okul bitti, eve gittim. Bu kez üvey babam evdeydi, kimse yoktu. Korkunç bakıyordu, ben tektim. Zaten ben ilkokulu okurken ablam gelin olmuştu. Benim tek dayanağım küçük yaşta evlendirilmişti. Canım ablam. O hala çile çeker. İffetim ve çocuklarım için der hep. Ablamın dünyası da çile. Yaramaz koca, anaya el kaldıran 3 oğlan, zavallı ablamın elinden namaz kılmak, Kur'an okumadan başka bir şey gelmez. Neyse, ben de hemen evlendirildim. Hem de 13 yaşımda. Lanet olsun, evlendim. Evlendim ama hep dayak, yokluk. İlk dayak yeme sebebim, yemek yokmuş evde. 13 yaşındayım daha. 5 param yok, ayağımda ayakkabı yok. Hiçbir şey yok. Evden durduk yere kaçmadım. Tabii yokluktan da pes etmedim. Ama baskı dayak herkes üzerime geliyordu. Rahatlık tepiyormuş beni. Neyin rahatlığı Allah aşkına?
Cam kapı yok, elektrik, su yok. Kapıya her gün bir adam gelir alacaktı. Eşim diyemiyorum ama o her yere borç etmiş. Hazır parayı çok severdi. Neyse, ben sokakta yattım birkaç gece. Korka korka, aç susuz. Sonra dayımla konuşup beni diğer dayıma yolladı. Orada da evin hizmetçisiydim. Bir kere yeğenim diye sevmediler. Normal ev olsa amenna. O lüks evler var ya, adını bilmediğim 3 katlı villam oluyor. Her neyse, orada çok ezildim. Sonra kaçtım. Ora senin, bura benim, garsonluk buldum. Başka şehirden başka şehre koşuyordum. Hani derler ya, gönül davası ya da ekmek davası insanı gezdirir. Beni de ekmek davası gezdirdi. Sonra birçok şey yaşadım. Tecavüz, taciz. Tam düzenimi kurdum derken biriyle tanıştım. Meğer o da randevu evinde çalışıyormuş. Sözde yuva kuracaktık. Ailem dediği yer kendi sevgilisiymiş. Bana da ablam derdi. Ben de o randevu evine düşmeden abimin arkadaş tarafından kurtarıldım neyse ki. İlk işim ablamı aramak oldu. Onu çok özlemiştim. Annem teyzeme geçmiş olsuna gelmişti. Bana köye gideceğiz dedi. Ben de bilmem dedim. Ama annem yanımdayken o nedense ona sarılmadan ablamı aramak istemiştim. Belki o kadar özlemedim. Annem çilekeş, cefakar, vefakar kadındır. Ama nedense ablamı daha çok özledim. Ablamı telefonla aradım. Abla dedim. Ablam ağlamaklı sesle efendim dedi. Abla nasılsın dedim. İyiyim ben, hep iyiyim dedi. Sonra ablam sanırım benden umudunu kesmiş gibi bacım diyerek ağladı. O ağladıkça ben kahroluyordum. O köyde, ben başka şehirde 4 saatlik yerdeydim. Ama bana o mesafe 40 yıllık gibiydi. Ablam kendine gelince şunu söyledi. Bacım, annem yanında mı? Evet, hayır de dedi. Evet dedim. Ona bir şey söyleme sakın. Ne yaparsan yap, kaç kurtar kendini dedi. O ağladıkça ben kahroluyordum. Ama sessizdim. Bacım duy beni dedi. Evet dedim. Bak Allah aşkına köye dönme. Annem plan yaptı sana dedi. Ben inanmadım. Ne planı, ne oldu diyemedim. Annem seslendi. Hadi kapat. Köye geri döneceğiz çabuk. Burada olmuşsun. Çocuğun öldü. Sen anasın. Biraz ağır ol dedi. Ve ablam son sözü ekledi. Sakın köye gelme. Senin hakkında hiç iyi konuşmuyorlar. Eniştem ve abin senin ölüm emrini vermiş. Seni öldürecekler dedi. Telefonu kapadım. Onca olay yaşamışım. Durduk yere ailemle düşman edilmişim. Küçük çocuğum arkada kalmıştım. Korkmadım, üzüldüm. Korku gelmiyordu o an aklıma. Ama ablamın ağlamasına dayanamadım, kahroldum. Biz doymadık ki iki bacı birbirimize sarılamadık. O an orada, anne sen beni bekle, ben sigara içeceğim bir tane. Seninle gelmez miymiş dedim. Koşarak kaçtım, bir köşe buldum. Orada sigara içtim. Daha da gittim. Ve bir karakol bahçesi buldum. Orada oturdum. Geç saat olmadan kalktım, yürüyordum. Ne yapsam bilmiyordum. Oradan bayağı bir yürüdüm. Ve bir hastane bahçesi buldum yine. Şaşkınlık vardı ama korku yoktu. Hasta yakınları bahçede, içeride, yoğun bakımda hastası olan bir sürü kişi vardı. O yüzden rahattım. Sonra hiç istemesem de, köyümüzde değil ama köyümüzün bağlı olduğu şehirde kız arkadaşım vardı. Onu aradım. Gel beni al, başıma bir şeyler gelecek dedim. Bekle anca gelirim, araba bulmam lazım dedi. Ve o zaman tuşlu telefon var tabii. Neyse, geldi. Saatler sonra beni aldı ama mutsuzdum. Yaşadıklarım, tacizler vesaireler, her şey bir yana, ablamın dedikleri, ağlaması, annemin böyle bir plana dahil olması. Gerçek miydi acaba? Çünkü annem bize, hele bana hiç kıyamazdı. Nasıl oldu da beni öldürme planına girmişti, aklım almıyordu bir türlü. Neyse, ben birkaç gün kız arkadaşımda kaldım. Sürekli iş aramaktan canım çıkmıştı. En son bulaşıkçılık buldum. Sadece işimi yapıyor, kimseye bakmıyordum. Kız arkadaşımla ev tuttuk. Ama kız arkadaşım gece eve gelmezdi. Yine bir gece evde tektim, kapı çaldı, korktum. Seslendi kapıdaki. Abim korkma, ben Serap'ın abisi. Annemi bırakacağım dedi. Açtım kapıyı. Teyze çay içelim mi dedim. Tamam yap içelim dedi. Dedim ki teyze ben aylardır çay içmedim. Oradan oraya savruldum. İlk çayımda aylar sonra. Sonra da ona olan biteni, annemin yaptığını, ablamın söylediğini anlattım. Kadın ağladı. Yavrum sen kendi derdindeyken neler oldu, neler dedi. Annen o adamı bıraktı. Nasıl yani, kocasını mı dedim. He aynen, sakin ol dedi.
Aklıma o adi herifin beni dövdüğü, çocukluğumu zehir ettiği aklıma gelmişti. Neyse, annene de kocası anlatmış dedi. Neyi teyze dedim? Seni dövdüğünü, cahillik yaptığını söylemiş. Annen de senin yüzüne kızım ortada yok. Çocuğum nerede kim bilir demiş ve kocasını bıçaklamış. Benim kızıma nasıl kıyıp dövdün diye. Bıçakladıktan sonra odunla dövmüş annem onu. Ve korkmuş, abilerime haber etmiş. Ben öldürdüm demiş. Abilerim gelip gece bagaja katıp ormana götürmüşler öldü diye. Ama 2 ay sonra adam çıkıp gelmiş. Annemin bu dönem psikolojisi bozulmuş. Kızımı bulacağım göreceğim demiş. Kızımı da beni de öldürün bu dünyadan kurtulalım demiş. Yani ablamın ölüm emrin çıktı dediği meselenin aslı da buymuş. Ben köye gitmez ortadan kaybolmaya devam edersem kimseye zarar gelmeyecekti. Dahası büyük abim buna izin vermem demiş. Beni deli gibi aramış bulamamış. Ama o şehirde kalırsam en geç 2 güne bulunurdum. Ben kaçtım. Yatılı garsonluk işi buldum başka şehirde. Ev falan tuttum. Ve 1 ay sonra biriyle tanıştım. Bana sahip olsun, sıcak bir yuvam olsun dedim ama nafile. Yine hüsran, yine hüsran. Adam evliymiş. Gece işi değil karısına gidermiş. Tabii çok şey yaşandı biz birlikteyken. Maaş alamıyorum, sen çalışmak zorundasın diyordu. İyi de diyordum, işim yok, mesleğim yok, ne iş yapabilirim? Bana bir şehirde kısa süreli çalışacağımı, fabrika ayarladığını, kendisinin de geleceğini söyledi. Ben de inandım. Birlikte gittik başka bir şehre. Burada bir şeyler yiyelim dedi, tamam dedim. Ama ne lokantaya benziyor, ne kahveye. Neyse bu lavaboya gideceğini söyledi ve gitti. İki adamla birlikte geri geldi. Aşkım dedi, sen bu arkadaşlarla fabrikaya gidiyorsun. Ayıktım ama iş işten geçmişti maalesef. Ve ben o şekilde pavyona düşürüldüm. Artık beni ne arıyor ne soruyordu. Çocukluğum, yaşadıklarım, evlilikten yaşadıklarım derken şükretmeye devam ediyor. Burada kısa sürecek her şey diyordu. Ve sabah 5'te telefonum çaldı. Beni arayan, pavyona beni düşüren adamın bacısıymış. Kızım helalleşmek istiyor seninle kardeşim dedi. Şunu söyledim. O kadar bana yaşattıkları, dahası beni buralara atan adamın nasıl yüzü olur ki helallik istemesini. Ben bir şey demeden kapattım telefonu. Tekrar arandım, açtım. Ne yapıyorsun, nasılsın dedi. Güldüm, çok iyiyim. Bir adam vardı inandığım. Bu kadar kötü dünya içinde her şeye rağmen güvendiğim. Evlenecektik, evli çıktı, yetmedi pavyona sattı. Nasıl olayım, çok iyiyim dedim. Sonra dedim ki, beni bu dünyada rahat koymadınız. Sizin de ahiretiniz olmasın. Ben asla intikam yemin etmem, gerek yok. Şunu derim. Yaşanacak varmış, yaşanmış. O orada bitti. Neyse, birkaç gün geçti, annemi aradım. Aradım ama komşunun telefonundan çağırttım. Anne dedim. Annem, yavrum, kuzum, yanıyorum. Ciğerimin yangını durmuyor, neredesin? Yeter diye ağlıyordu. Anne, iyiyim. Evlendim dedim. Halbuki yalandı. Kilometrelerce uzakta pavyondaydım. Neyse sonrasında iyisi kötüsü evden atılan, dayısı amcası, üvey babası dedesi döven, tecavüz eden, hayat kadınlığı yapmak istemeyen pavyondaydı. Ama oraya giren kimse çıkamıyordu oradan. Çıkmak için ya başka mekana transfer olacaksın ya da tanınmaz hale gelene kadar dövüyorlar. Olmadı menajere, yani menajer adı altında pazarlamacıya para verirler. O ödenen parayı 2 kat ödersen çıkarsın. O da çok zor. Sigorta kesilir. Pavyon parası kesilir. Sigara paran, kuaför paran kesilir. Çünkü buradaki mekan, pavyon, metropol şehirlere benzemez. Hücre yani. Neyse ben orada sarhoş olup ağlarken bir yandan da içten içe dua ederdim. Akşam saat 7, pavyona indirilip yemek filan yenir. Kılık kıyafet giyilir, kuaföre gidilir. Ben de o gün kuaföre gideceğim, götürün dedim. Tamam dedi şef, yani baş kadın. Satıcı illaki cinsel birliktelik değildir. Sen beni o masaya oturtup, üstümden para kazanıp, elin adamı elimi yüzümü okşuyor. Sen de buna ekmek parası dersen baş pezemeksin. Neyse, kuaföre gidiyorum ama kaçma yolu arıyorum. Girdim kuaföre, ağda yaptıracağım dedim. Kız gel dedi, şu oda ağda odası. Tam istediğim gibi bir oda. Bunu derken şuydu aklımdaki, camın önünde demir yok. Düz dükkan. O camdan üstümü giyeceğim desem kaçarım. Zaten bunu planlamıştım. Kısa o gün bacağımı alma. Sonra tekrar geleceğim dedim ve işim bitti. Mekana gittik. Sanki beyaz atlı prens bekliyor beni diye alay ettiler benimle. Ben sessizdim hep. Kimseye cevap vermezdim. Çünkü sessizliğimi korumak zorunda, kaçma planı yapmak zorundaydım.
Zaten vesaire derken işte o an herkes bir alkış tuttu. Nasıl olmuştu da o hayran olduğum, şarkılarını dinlediğim sanatçı gelmişti pavyona. Yanına gitmek istiyordum bir an önce. Sahneye çıkma gereği duymadı. Misafirim dedi. Ama zor konuşuyordu. Ağzında iki kelime tekrar edip duruyordu. Şarkı söyleyen, damarımıza işleyen o adam, kral sanatçı ünlü o değildi sanki. Yanına gittim, hoş geldin dedim. Dememle bana sarılması bir oldu. Refleks herhalde, ben de bağırmak, nasıl çığlık attımsa herkes yanımdaydı. Kafası doluydu, ne içti bilmiyorum. O kadar halka mal olmuş bir sanatçıydı ki ismini vermek istemiyorum. Çünkü hepimizin bildiği bir sanatçı. Öldü gitti zaten. Üzülmedim hiç. O hareketinden dolayı sanırım. Neyse. Sabah oldu, dağıldık. Pansiyona çıkarıldık, duş aldım. Aklıma çocuklarım geliyordu. Biri vefat etmiş, biri bağrımdan kopmuş. Tek dayanağım ablam, en çok sevdiğim en büyük abim aklımdan çıkmıyordu. Uyuyamadım, sabah 8 gibi ablamı aradım. Ablam açtı telefonu, bacım dedim. Bacım diye ağlıyordu. Neredesin, nasılsın dedi. Ona da üzülmesin diye, evlendim abla dedim. Biliyorum annem söyledi, mutlu musun dedi, iyi misin, yiyecek ekmeğin var mı? Evinde elektrik şu var mı diyordu canımın içi. Oysa benim ne evim ne de kocam vardı. Köle hayatı içindeydim. Gariban ablam benim. Merak etme çok iyiyim. Yakın zamanda kavuşuruz inşallah dedim. Bana bir haber olduğunu söyledi. Merakla hayrola bacım dedim. Bizden sürekli eşya isteyen moruk dedi. Dedim. Kamyonun altında kalmış. Patlamış ölürken dedi. Güldüm. Allah beni affetsin keyifle sigarayı attım. Neyse başka dedim. O köpek dedi. Annemin kocası. Dedim. Öldü. Nasıl dedim. Oğlu bunu döverek öldürmüş dedi. Sevinmedim. İnanın üzüldüm yine de. Allah rahmet eylesin dedim. Ablam kapatıyorum saat 9'a geliyor dedi kapattık. Allah beni affetsin. Keyifle günlerdir kaldığım rezil olduğum, isyan etmediğim o pansiyonda ilk kez bir kahve yapmış terasa çıkmıştım. Arkamdan ayak sesi geldi. Patron sen niye geziyorsun dedim. Güldü. Ben zaten buradayım sizden biri kaçmasın diye dedi. Ben de kime bu sapa tecavüz ettin dedim. Kes sesini kahveni iç defoluyu. Akşam müşteriye res çekmeyin dedi. Derken çilem bitti sanırım. Ve o adam geldi. İşte rüyamdaki adam. Onunla yeni hayat başladı. İlk müşterimi orada kabul etmişler. Tabii ben her şeyden bir haber. Korkuyordum. İlk müşteri abimin askerlik arkadaşı çıktı. O tanıdı beni, ben değil. Beni kurtaracağını söyledi ve oradan aldı da. Ama ne düzenim ne evim vardı. Yine sokakta kalmıştım. Tekrar söyleyeyim, yargılamayın beni. İlk eşim olacak adam ailemden koparmıştı. Ben de suçlanıp görüşmediğim için kapılarını çalamadım. Bunca şey başıma gelmeden önce kimse istemedi. Büyük abim hariç. Ondan da utandığım için gitmedim. Pavyona düştüm. Hep sakin ol diyordum kendime. Daha kötüleri düşün. Buna da şükür, bu da bitecek diyordum. Ve düştükten tam 45 gün sonra aşık olacağım, rüyamda gördüğüm insan gelmişti. Herhalde içkiye alışık değilim. Rüyayla gerçeği karıştırdım dedim. Ama telefonlarımızı aldık. Oradaki pavyon diyorum. Çünkü o şehirdekinde kimse tek kalamaz. Kuaföre bile adam koyarlar başına. Ama ben cesaret edip kaçtım. Bir yandan da şunu düşündüm. Ya ben o kadar şey yaşadım. Hep uçurumdan döndüm. İyi mi bu adam, kötü mü? Aman dedim, boş ver. Yeterince çektin. Bu tanıştığım adamla çay içecektik sadece. Ve sadece rüyamda görüp, orada tanıyıp, pavyona telefonlaştığım adama aşıktım sözde. Ama bir de hasret kaldığım kızım vardı. Gencecik yaşımda bir evladım ölmüş, bir evladım babada kalmıştı. Tanıştığım adamın yaşadığı şehre geldim. Her şey çok güzeldi. Sanki tüm kötülükler bitmişti. Her şeyi anlattım. Sus, anlatma dedi. Sana sürprizim var dedi. Meğer ben gelmeden ev filan ayarlamış. Burası bizim evimiz beğenirsen dedi. Nasıl beğenmezdim ki? Müstakil, küçük bahçe içinde ev. Tertemiz, elektrik su var, camlar demirli. Aç kalmıştım sıcak yuvaya. Tek cümle kurdum. Sen de benim başıma bir şeyler getireceksen söyle dedim. Evet dedi. O evet dedi ama ben inanmadım. Onda başka umut vardı. Ne dedim? Kızımızı getireceğim dedi. Ve getirdik. Yıllar sonra da bir oğlumuz oldu. Ve şimdi kızım genç. 24 yaşında, oğlum 8 yaşında. Mutlu bir aileyiz. Asla kimse hayatım kötü,
hep böyle gidecek demesin. Yaşamayı bilin, mutlu olun, Allah'a emanet olun. Saygı, sevgiler. Şu an evliyim, çok şükür evimde mutluyum. Mektup yolladığımdan eşimin de haberi var. O hayattan kurtuldum, başkaları düşmesin diye size yazdım. Mektubunuz için teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz yazmakla. Bir an o adamın da kötü çıktığını, sizi başka bir yere tuzağa düşürdüğünü hissettim. Çünkü sizin hikayeniz gibi birçok hikaye okuduk burada. Birçoğu böyle kandırılarak başka tuzakların içerisine düşürülmüş. Çok şükür kurtulmuşsunuz. Sonunun mutlu bitmesine sevindim ve bir oh çektim. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin. Ve burada hanımefendinin de onayıyla kendisinin bize yolladığı sesli mesajı kullanıyorum. O kadar zor bir hayat ki, yani bunlar sadece sizin dinlediğiniz kadarıyla. Rabbim şu dünyada hiç kimseye yaşatmasın bunları. O pavyon deyip geçtiğiniz yerler var ya, inanın Ankara'da, İstanbul'da öyle değil. Ama doğunun pavyonlarında kadınlar öldürülseye dövülüyor, para verilmiyor, iç çamaşırları yok altında, eski kıyafetler giydiriliyor. Sadece işte sizi kuaföre götürürler, bir çorba verirler günde. Yani arada bir dışarıdan bir yemek söylerler. Ahlak polisleri gelir, hani bilemezsiniz polis mi müşteri mi olduğunu. Ellerler sizi, işte sizinle birlikte içki içerler, sözde sizi takip etmeye gelirler ama. İnanın çok berbat bir yer. Ve kendisinin sesini biraz değiştirdik tanınmaması için. Ayrıca ekrana kendisiyle olan yazışmalarımızı da koyduk. Bize olan başvurusunu yani. Ara sıra biliyorsunuz ben hani gerçeklik için, hikayelerin gerçekliği için bize gönderilen mektupların yazışmalarını da sizinle paylaşıyorum. Önemli olan bu hikayeden ders çıkarmak. Her zaman bunu söylüyorum ama bazen hikayelere inanmayanlar olabiliyor, kurgu diyenler olabiliyor. O yüzden zaten yazışmaları silmeyip sizlerle de arada paylaşıyoruz. Hanımefendinin hikayesi başlarda biraz karışık geldi. Ama tabii yaşadığı şeylerden dolayı karışık olması çok doğal. Ama tabii yaşadığı şeyler çok derin şeyler. Küçüklüğünden başlamış bu taciz olayları. Ve anlatmadığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Kısaca böyle üzerinden geçtiği şeyler. Birçok hikaye okuduğum için artık bunları hissedebiliyorum. Tacizler, tecavüzler demiş mesela, onlara değinmek istememiş. Belki hala yüzleşemedi. Bunlar yaşama çok kötü şeyler. İnsanın içinde travma olarak kalıyor. Ve en önemlisi aileler. O yüzden söylüyoruz her zaman aileler önemli diye. Abisi taciz etmeye başlamış. Ta abisinden başlamış olaylar. İleriki zamanda da ailesini öldüreceğini düşünmüş, kaçmış. Buradaki benim anlayamadığım nokta şu. Bu olaylar yaşanırken polis müdahale etmemiş mi? Yani polise gidememiş mi acaba? Cesaret mi dememiş? Başlarına adam dikiyorlarmış pavyondan kaçmasın diye. Birisine haber verse zaten telefon var. Polise niye söyleyememiş acaba? Belki çok geçmiş zaman öncesinde olan bir mektup. Tarih vermemiş kendisi, o yüzden bilemedim. Çünkü eski zamanda çözüm bulmak da zordu bu tarz şeylere. Neyse dostlar, üzücü bir hayat. İnşallah mutluluğu bozulmaz. Rabbim ailesiyle birlikte mutlu mesut günler ihsan eylesin. Rabbim mutlu yuvasını bozmasın inşallah. O adamdan da eşinden de Allah razı olsun. Ve sevgili dostlar, her zaman söylediğimiz gibi, eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Bazen görüyorum 50 bin 100 bin izlenme ulaşmış videolar 1000-2000 beğenide kalıyor. Sevgili dostlar, 2 saniyenizi alacak bir şey belki ama hem bizim verdiğimiz emekler adına hem de daha fazla kişiye vesile olmak için like ve yorumlarınız bu yüzden önemli. Siz bir like attığınızda belki 5-10 kişiye bu video önerilecek. Sistem bu şekilde çalışıyor. Belki bir genç kardeşimiz evden kaçacak, kaçmayacak. Kötü yola düşmekten kurtulacak bu hikaye sayesinde. Sizler de bizler de birer vesileyiz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir.
Lakin Yunus Bey, sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle, sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.